güncel takipçileri. Şu an Karalar Köyü'ndeyiz. Amcacığım seni tanıyalım. Ben Karalar Köyü'nden Mustafaoğlu Halil Çiçek. Halil amcacığım, ben köyde sularda çeşmelerden su akmadığını öğrendik. Evet. Sizden bununla ilgili bilgi alacaktık. Ben de hafırladım. Bu su 1970'te geldi buraya. 43 sene oldu. Ama şu an suyumuzu kestiler. Nasıl kanun, nasıl yasa? Ben de bilemiyorum. Yani şu anda suyumuzu kestiler. Önce alama. Kaç senedir? 1970'te geldi. 43 sene oldu. Yani 43 senedir akıyordu. Şu an evet. Kaç senedir akmıyor? Ya aşağı yukarı bir seneden beri, yani şurada 8 ay falan oluyor. Bir sene varıyor. Geçen sene Haziran'da kesildi. Peki sebep olarak ne gösterdiler amcacığım? Sanat olarak ellerinde bir tutanak var. Yani bir tapu da yok da bir tapucular buraya bir şey vermişler ona o zaman için. Biz de bunu bir vatandaştan parayla aldık biz bunu. Mehmet Güneş diye birisinden öldü rahmetlik. O öldükten sonra onlar parayı almışlar. Bu sefer bize de tapucular bir tutanak verdiler elimize. Bundan işte şimdi avukat falan tuttuk sürüncede. Yani sebep olarak burası köye ait değil diyerek mi söylüyorlar tapucular? Ya şimdi tapucular bizi haklı görüyorlar ama Ercekliler haklı görmüyor. Tapucular bizi haklı görüyorlar. Sizin suyumuz alınır diyorlar. Kesemezler diyorlar ama Ercekliler bizi dinlemiyorlar. Başka köyden geliyor tabii bu su. Tabii Ercek köyünden geliyor. Oradan kesildi yani. Evet. Oldu amcacığım, tamam, kolay. Hiç resmen kestiler, hiç ne kanun var, ne yasa var, ne yani kanun, yasa bunlar. Tamam amcacığım, oldu. Merhaba amcacığım, seni de tanıyalım. Ben Karalar Köyü'nden Kamil Güneş. Amcacığım bu su ne zamandır? 1950 doğumluyum ben. Bu su 2007'de kesildi sayılır yani, 2007'de kesildi sayılır. Bizim köyümüzde yaklaşık 1 metre geliyor bu su. Tamam mı? 2007'de kesin sayılır bu su. 2007'nin Haziran ayında kestiler. Büyük oranında Hasan Taş iki rencimandı. Evet. Bu Ercek muhtarına suyu katan adama çağırdı oraya. Ben dedim ki oraya onun yanına vardı. Muhtar dedi. Suyumuz nasıl dedi. Muhtar dedi çok bolluğu kavuştuk dedi. İyi dedi. Ben dedim ki o zaman vatandaş olaraktan. Hasan Bey dedim. Öyle birini ağlatıyor mu birini güldürüyor mu dedim. Hem karşıma geldi hepsi. Ben karşılandayım. Birini ağlatıyor mu birini güldürüyor mu dedim. Nasıl olabilir yahut dedi. 50 metre mesafesine de bir suyun dedi. Sorunamaz dedi. Kime güvendiniz de yazdınız dedi muhtara. Bunun birisi Mehmet diye birisi vardı yani o kepçeci. Ona çağırdı. Kime güvendiniz de kaldınız dedi. Adamlar mahkemeye veriyorlardı. Bizim muhtar Nazım Yıldız'dı. Bizim muhtara telefon çekti gelmedi. Bugün için gelmiyordu. Bugün için mahkemeye veriyordu. Bizim sorunumuz olmayacaktı yani. Bizim sorunumuz olmayacaktı. Ben bu kadar konuşuyorum yani, fazla konuşmuyorum yani. Oldu amcacığım, çok sağ ol, iyi günler. Yani. Evet Halil amcayla yine beraberiz. Halil amcanın bir şikayeti daha varmış. Evet Halil amca, dinliyoruz senden. Kanalizon için benim şikayetim. Senelerce bekliyoruz, dilekçe veriliyor. Öyle oluyor, böyle oluyor. İlçe başından dedirirsen kaç sefer söyledim, hiç şöyle bir alakası yok. Zaten de oraya da yakışmıyor. Çünkü neden? Görev yanmıyor. Böyle kabul edeyim. Görev yapsa ben gözünü ayağını da öpeceğim. Ayaklarının altını da öpeceğim görev yapsa. Ama bir çivi çakmadı adam bize köy olarak. Ben gerekeni söylüyorum. Bayram Bey'le bir alamadım, veremedim bir şey yok. Partimi seviyorum. Ama şu hale bakmıyor. Şu hale bakmıyor. Yolun üstüne akıyor. Ne yapacağım be ya? Hiçbir çıkartacak. Komşulara söylüyorum. Yer benim diye boru da çıkarttırmıyorlar. Tamam hocam dedim. Yapmıyor lazım bunu. Çağatlıyor Türkiye ya. Diyorlar. Hiç bir şey de olduğu yok. Ya ben de bu köyün şeylerinden biriyim ama Bursa'da oturuyorum. Burada değil ama geldiğim zaman bunun belediye başkanı olabilir, kaymakamı olabilir, her kim olursa olsun. Şu görmüş olduğunuz su kesinlikle ve kesinlikle temiz su değil. Bu tuvalet. Tuvalet gideri. Burada çocuğu da geçiyor. Bu köyde en azından hiç yoksa 30 tane ufak çocuk var. Bu çocuklar mutlaka bu suyla oynayı böyle geçiyor. Yani bunları içine yedirebiliyorlarsa gelip buraya ilgilenmesinler. Zaten de ilgilenmiyorlar. Sadece bir ilgilendirdikleri zaman seçim zamanı. Seçim zamanı hariç bu köylerde bir tanesini göremezsiniz. Sadece burayla sınırlı değil bu. Bakın Gezi köyün içine aynı sorun 6-7 yerde var. Yani başka buna dinleyecek hiçbir şey yok. Partimizi çok seviyoruz. Ama iş yapan adamlarını sevmiyor.
Partimizi çok seviyoruz. Partimizden hiç yani bir ayrılmak niyetimiz yok. Ama iş yapan adamlarını sevmiyoruz. Bunlar kişiler orada. Tamam amcacığım, ha. Oldu. İyi günler. İnşallah çok yakın bir zamanda. İnşallah. Bu şikayetlerinizi. İnşallah. Merhaba amcacığım. Nasılsınız hepiniz? İyisiniz? İyiyiz. Burada bir yol sorunu varmış. Ben sizden kısa kısa bilgi alayım bunun için. Evet, köyümüzde sorun var. Amca, yol sorununu anlatır mısın bana kısa kısa? Yol sorunları bozuk. Yani sonuç olarak yol mu istiyorsunuz? Evet, yolumuzun düzgün olmasını istiyoruz. Sırayla konuştum. Hizmet yok, 6 kilometre Erecek Karalı arası. Buna bir defa bir parça bir şey atıldı. Yani arabalı aşağı uçmak tehlikesi var yani. Hizmet olmuyor, bakılmıyor buralara. Masum bir bölgede. Kaza da olmuş galiba amca bu yolda. Kaza da oldu tabii. Buralarda kaza da oluyor ya. Her zaman kaza oluyor. Bu karadan gelen bu kaza olay git. Karat tarafında o. Şimdi bizim köyümüz normalde büyük oranda Eğriye kadar güzel. Yalnız Eğrik'ten sonraki yol ayrımında Erecek ve Karalara giden yol gayet çok kötü bir durumda. Birçok kaza da oldu bu yolda. Yani gelip giderken birçok zorluklar çekiyoruz. Özellikle kış şartlarında bu yolu kullanamıyoruz. Mecburen öbür tarafı kullanıyoruz. Öbür tarafta buradan daha tehlikeli bir yol. Biz yetkililerden bu 5 kilometrelik bir mesafenin yapılmasını istiyoruz. Bunun için bizzat özellikle rica ediyoruz yetkililerden bunu yapılması için. Yören Gülce'ye de teşekkür ediyoruz bu ilgiyle alakadan dolayı. Oldu. İyi günler Şaban Bey. İnşallah bir an önce yolunuz olur. Aynen. İyi günler.